Bugün matematik oyunlarından 11.'si olan Hanoi Kuleleri'ni göstereceğiz. Oyunumuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü oyunumuzu sunacak olan arkadaşımız Gökay kardeşiniz. Ona önce birkaç tane soru sormam lazım. Hanoi Kuleleri nedir Gökay'da? Hanoi Kuleleri bir matematik oyunu veya bulmacadır. 1883 yılında ünlü Fransız matematikçi Edward Lucas tarafından ortaya konulmuştur. Peki, bu oyun nasıl oynanmaktadır? Bu oyunda 3 tane direğimiz bulunmaktadır ve farklı boyutlarda disklerimiz bulunmaktadır. Bu farklı boyutlardaki diskler küçükten büyüğe sıralanmasıyla başlar. Farklı boyutlardaki diskleri oyuncu istediği bir şekilde farklı direğe dizebilir. Hiçbir şekilde küçük diskin üzerine ondan daha büyük bir disk gelemez. Evet. Her seferinde de tek hamle yapmalıdır. Tek hamle yapmak zorunda. Peki, basit bir şekilde bir tane örnek gösterebilir misin? Hemen üçlü göstereyim ben. Bu üçlü. Teşekkür ederim. Biraz daha zorlaştırırsak. Dörtlü yapalım. Teşekkür ederim. Biraz daha zorlaştırmak istersek. Beşli yapalım. Küçük oyun üzerine geldi. O, yanlış yaptım. Baştan alabilirsin. Şöyle olacak. Ben baştan alayım. Bu da beşli. Teşekkür ederim. Hanoi Kuleleri 1883 yılında Edward Lucas tarafından her ne kadar bulunduğu iddia edilse de daha önceleri Hint tarihinde eski zamanlara dayanmaktadır. Tapınak oyunu olarak da bilinmektedir. Gökten
üç elmasın üst üste düşmesiyle de oluştuğu bilinmektedir. Hindistan'da bu Brahma Kulesi, Avrupa'da Lucas Kulesi olarak da bilinmektedir. Buradaki amaç, diskleri tek hamleyle küçük diskin üzerine büyük disk gelmeyecek şekilde küçükten büyüğe 3'lü, 4'lü, 5'lü, 6'lı, 7'li şekilde sıralamaktır. Piyasada bunlar 3, 4, 5, 6, 7, 8'li olacak şekilde satılmaktadır. Buradaki amaç matematikte üstü sayıları, problem çözmeyi, tablo yeteneğini geliştirmektedir. Matematiksel oyun olarak bütün Avrupa'da, dünyada matematiksel oyun olarak okullarda gösterilmektedir. Burada Hanoi Kuleleri'nin esas faktörü öz alt kümes formülünde olduğu gibi 200'leri en eksi 1'dir. En dik sayısını göstermektedir. 200'leri en eksi 1 kadar şeyde kulelerde hamle yapma şansımız var. Mesela 3 tane dik varsa 200'leri 8, 1 çıktı. 7 hamlede bu şeyi dikleri taşıyabiliyoruz. Hanoi Kulelerindeki esas amaç en kısa sürede en çabuk yolla kuleyi yapmak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.